Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu sıralama ve seçme olacak. Diğer adıyla permütasyon kombinasyon. Konu anlatımını çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri Matematik 10 veri sayma ve olasılık ünitesi olacak arkadaşlar. Matematik 10 yani 10. sınıf matematik olacak. Hangisini çözeceğiz? Eşleştirmeyi çözeceğiz sevgili arkadaşlar. MEP yine şov yapmış gördüğünüz üzere. Şahane kaynaklar dağıtmış yine bize. Ve sorular da gayet kaliteli söyleyeyim. 9. sınıfları da çözdüm arkadaşlar. Beğendim. Umarım 10. sınıfları da çok beğenirim ki bu testi beğendim. Onu hemen belirteyim. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı olarak yardımcı olmaya çalışacağım. Eşleştir diyor. Diyor ki şunların sonuçlarını bul. Bak ben sana buradan diyor ipuçları da verdim diyor. Bulamazsam buradaki cevabı diyor bir kontrol et bakalım nedir diyor. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Der ki n-4 faktöriyel artı 8 eksi 2n faktöriyel artı 4 faktöriyelin sonucu ne ola ki? Eşittir soru işareti deseydi daha iyiydi. Sevgili arkadaşlar şimdi ne ya? Ne ortada yok. Sonra kesirli değil n'leri sadeleştirsem öyle bir şansım da yok. Benim bir şeyler üretmem lazım, bir şey bulmam lazım. Arkadaşlar ne biliyorum ben? Faktöriyel işlemi sevgili arkadaşlar doğal sayılarda tanımlıdır. Bu ne demek? 0 faktöriyel vardır, 1 faktöriyel, daha sonra bütün doğal sayıların faktöriyeli vardır. Yani eksi 5'in faktöriyeli diye bir şey yoktur arkadaşlar. Eksi 5 faktöriyel diye bir şey vardır. Bak burada 5'in faktöriyelinden bahsediyor. Ama eksi 7'nin faktöriyeli olmaz. 3.4'ün faktöriyeli olmaz. Neymiş? Doğal sayı olacakmış. Bu durumda ben soruma baktığımda diyorum ki ya n-4 ifadesi sen ya sıfırsındır ya da sıfırdan büyüksündür. Dönüyorum 8-2n ifadesine. Ya sevgili arkadaşım sen de ya sıfırsındır ya da sıfırdan büyüksündür. Bunu niye yaptım? Şimdi göreceğiz. N arkadaşlar 4'ten büyük eşitse bu işlem tanımlıdır. Aynı zamanda şuradan baktığımda da 2N 8'den küçük olacak, eşit olacak. N 4'e küçük eşit. Nedir arkadaşlar? Hem 4'ten büyük eşit olsun istiyorum hem de 4'ten küçük eşit. Arkadaşlar N değerim demek ki 4'müş. Diğer türlü N 5 olsa bu arkadaş tanımsız olur. N 3 olsa bu arkadaş tanımsız olur. N 4'müş. Haydi geçmiş olsun. Eğer N 4 ise bu arkadaş 0 faktöriyeldir. Eğer N 4 ise ki öyle bulduk. Bu arkadaş da 0 faktöriyeldir. Bu arkadaş da zavallıcım hesaplanmak için bekliyor. Arkadaşlar 0 faktöriyel neydi? Tanım gereği 1'di. 0 faktöriyel de 1'di. 4 faktöriyel de 4 çarpı 3 çarpı 2. Ki sen bunu hemen ezbere biliyorsun. O kadar işlem yaptın. Hop 24. Bu arkadaş da 24'müş. Toplamları neymiş arkadaşlar? 26 imiş. Hadi çok merak edenler için E'yi de gördük arkadaşlar. Buraya E harfini yapıştırırız. Geldim ikinci soruya. N'nin dörtlü permütasyonu eşitmiş 18 tane N'nin üçlü kombinasyonuna. P permütasyon, C de kombinasyon adını geçiyor. O zaman niye sıralama seçme söylüyoruz? Arkadaşlar sıralama seçme bunların Türkçeleri. Ben bir terimin Türkçesini bilirsem daha iyi yorum yaparım. Ben olsam sizin yerinizde sıralama seçme lafını tercih ederim. Dikkat ederseniz ben videolarıma da o isimleri koyuyorum. Türkçeyi bilirsen anlaması daha kolay olur. Peki hocam N'nin dörtlü permütasyonu neydi? Ya da Türkçe adıyla N'nin dörtlüğü sıralaması. Sevgili arkadaşlar sıralama deyince ne yapıyordum ben? Hop. 4 tane. Çünkü dörtlü diyor ya. N çarpı N eksi 1. N'yi küçülte küçülte yazıyorum. Kaç tane yazıyorum? 4 tane yazıyorum. Dörtlü sıralaması bu arkadaşlar. Bunların neden niçinlerinde kazanım kavramı testlerinde çok detaylı anlatıyorum. Zaten sizler de çok yoğun ilgi gösteriyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu arkadaş eşitmiş. 18 tane çarpı. Şimdi neyi yazacağım? N'nin üçlü kombinasyonu. Arkadaşlar kombinasyon dediğimde de 3 tane yine arkaya doğru sıralıyorum. N eksi 2. Bölü 3 tane dediği için 3 faktöriyeli de paydaya yazıyorum arkadaşlar. 3 çarpı 2 çarpı 1 bu da 3 faktöriyel. Nefis bir eşitliğim var. Arkadaşlar ben bir eşitlik gördüğümde tüm ifadeler birbirlerine çarpım bölüm halindeyse
böyle sevinçten çığlık atasım geliyor. Çünkü sadeleştirmeler var. Bak her iki tarafta bütün sayılar n'le çarpılmış. Sadeleşir. Her iki tarafı n'ye böldüğünü düşünebilirsin. N eksi 1'ler aynı şekilde sadeleşir. N eksi 2'lerle de vedalaştın. Bak ne kaldı? N eksi 3 ifadesi arkadaşlar şu bölüme eşitmiş. 18'i 6'ya böldüm. 3 dedim. N artık bağırıyor. Avaza var. Ben 6'yım diye. 6'yı buldum. Çok isteyenler için de arayıp bulalım. J'de varmış arkadaşlar. J'yi yazalım buraya. Geldim şu klasik sorulara arkadaşlar. Bu soru yani KPSS'nin bile vazgeçilmezler arasında. Bak burada da az önce ne dedim ben sana? Bütün ifadeler çarpım bölüm halindeyse kalkıp oynayasım gelir benim. Ama burada öyle bir durum yok. Toplama çıkarma var ve rasyonel bir sayı sadeleştirmeyi bekliyor. O zaman arkadaşlar birini birine benzetmem lazım ki arkadaşları ne yapayım? Sadeleştirebileyim. Bu durumlarda büyük her zaman küçüğe benzer. 8 faktöriyel dediğin şey 8 çarpı 7 faktöriyel değil midir? Evet hocam öyledir. Bu arkadaş 7 faktöriyeldir. Bölü. Bak büyük küçüğe benzeyecek. 7 faktöriyel dediğin şey 7 çarpı 6 faktöriyeldir. Eksi 6 faktöriyel. Eşittir. Şimdi çoğunuz bunları paranteze alarak yapıyor. Ben şöyle görüyorum. 8 tane 7 faktöriyel artı bir tane 7 faktöriyel. Benim için 9 tane 7 faktöriyel yapar arkadaşlar. Sen paranteze aldığında da yine aynı şeyi göreceksin. 7 tane 6 faktöriyelden bir tane 6 faktöriyel çıkarsa 6 tane de 6 faktöriyel kalır. Haydi konu kapanmıştır. Şu arkadaşları elimizdeymişken sadeleştirelim. 3'e böldüm 3 bu 2. 3 bölü 2 tane. Şimdi bu ne sevgili arkadaşlar? 7 faktöriyel bölü 6 faktöriyel. Yani 7 çarpı 6 faktöriyel diye düşünürsen lümbür lümbür vedalaşırsın. Bu arkadaş da 7 yapar. 21 bölü 2'yi bulursun. Sonra dönersin var mı şıklarda böyle bir şey cevaplarda? Yok. Ama 21 bölü 2'nin 10,5 olduğunu sen zaten biliyorsun. Çünkü bugüne kadar hep ölme işlemi zaten yaptın. A imiş arkadaşlar bu da. 10,5 A imiş. Geldim 4'e. Yine tanım gereği arkadaşlar bileceğimiz 6'nın sıfırlı permütasyonu, 6'nın sıfırlı kombinasyonu. Arkadaşlar 6'nın sıfırlı kombinasyonu da 1'dir. Permütasyonu da 1'dir. Hangi sayı olursa olsun 15'in sıfırlısı da 15'in sıfırlısı da permütasyonu da kombinasyonu da 1'dir arkadaşlar. Bu işlemin sonucu 2'dir. 2 nerededir? C şıkkın C işte seçeneği diyelim oradaymış. 5'te klasik bana işlem yapıyor. 5'in üçlüsüyle 6'ın ikilisini ve 7'nin dörtlüsünü hesaplarsın. Çok hızlı hesaplayabilirim. Böyle durumlarda da arkadaşlar kombinasyon yaparken şurada kalabalık bir sayı gördüm de 5'in üçlüsü burada çok fark etmese de bu arkadaşım 5'in ikilisine eşit olduğunu bilirim ben. Şu arkadaşlar yukarıdakini tamamlıyorsa birbirlerine eşittir. Tutup 5'in üçlüsünü hesaplamam 5'in ikilisini hesaplarım. Dediğim gibi burada çok şey değiştirmiyor ama tutup 11'in onlusu için 11'dir buraya öyle yazmana gerek yok. Bu arkadaş 11'in birlisidir dersin. Buyur sana 11 dersin icabında. O durumda 5'in ikilisi nedir? 5 çarpı 4 bölü 2'dir. 2 tane aşağıya doğru yazdım. 2 faktöriyeli de aşağıya yazdım. Hop en çok karşılaştığımız bu sayı 10'dur arkadaşlar. Artı 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 2 tane aşağıya doğru yazdım. Aşağıya da paydaya da 2 faktöriyeli yazdım. 2 faktöriyel 2 3 ile 5'i çarptım 15 artı 15. 7'nin dörtlüsü az önce izah ettiğim gibi 7'nin üçlüsünü hesaplarım. 7 çarpı 6 çarpı 5 3 tane yazdım. 3 çarpı 2 1 3 faktöriyeli de yazdım. Hömbür lümbür bu 6 çünkü bu arkadaş da 35'miş. Topladım bütün hepsini 50 60 dedim. 60'ı da baktım. G'de görüyorum arkadaşlar. G dedim buraya da. Cevap anahtarına baktım. Evet benimle aynı fikirde. Pascal üçgeninin 7 elemanlı satırında kas sayılar toplamı nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar bunu nasıl yapalım? Ya çok kolay aslında bu ya. Şöyle bak iki türlü de göstereyim ben sana. Nasıl göstereyim? 7 elemanlı dedi. Güzel. Sevgili arkadaşlar x artı y'nin
Altıncı kuvvetinden bahsediyor. Altıncı kuvvet olunca yedi eleman olur değil mi? Güzel. Bak hemencecik çözümünü söyleyeyim ben sana. İstersen bu x artı bilmem kaç olsun ne olursa olsun. Sevgili arkadaşlar kas sayılar toplamında biz ne yapıyorduk? X ve y yerine bir yazıyorduk. Bir artı bir ikinin altıncı kuvveti buyur sana 64 yapar değil mi sevgili arkadaşlar? Ya da şöyle yapabilirdin uzun uzun. Pascal üçgenini yazardın. 1, 3, 3, 1. İşte bak böyle çok uzun sürüyor. 4, 6, 4, 1. 5 eleman etti. 1, 5, 10, 10, 5, 1. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eleman buldun. Arkadaşlar bu 6. kuvvetin açılımıdır. Çünkü her kuvvetin bir fazla en artı bir tane terimin oluyordu değil mi? Bak o yüzden 6. kuvvet yazdım. 6. kuvvet olunca 7 terim bulursun. 7 eleman bulursun. 7 elemanlıyı da böyle yazdım. X artı y olsun. X artı 1 yazardık icabında. Bu durumda ne yapıyordum sevgili arkadaşlar? Bilinmeyenin arkadaşımın yanına 1 yazıp konuyu kapatıyor idim. Pascal üçgeninde Pascal üçgeni olduğu için de sevgili arkadaşlar 1 1 1 yazıyorum. Evet. Ne dedik o zaman? 64 dedik canım. 64'ü nerede görüyorum? B'de görüyorum. Hop bunu da yakaladım. Bak ha, hemen 7. soruda hemen arkasından pekiştir diye söylemiş. Bak x eksi 3y üzeri 5 ifadesinin kas sayılar toplamı. Sen şimdi 10. sınıfsın. 10. sınıfta tamam ya yani Pascal'dan şeyden anlatıyorlar binom açılımında. Sen bunu polinomlarda falan da göreceksin sevgili arkadaşım. Bir sonraki konuların zaten senin polinomlar ondan sonucuma fonksiyonlar olacak. Orada da göreceğiz. X yerine de 1 yazıyorum. Y yerine de 1 yazıyorum arkadaşlar. Sabit terimi sorsaydı 0 yazardım. Zaten burada sabit terim olmadığını sen de görüyorsun ap açık. Peki bu durumda ne olur arkadaşlar? X yerine 1 yazdım. Y yerine 1 yazdım. Parantez içi eksi 2 oldu. Bu arkadaşın 5. kuvveti de eksi 32 oldu. Çünkü tek kuvvet. Eksi 2, 32 neredesin? Buradasın. Bize gülümsüyorsun. D dedim. Olasılık. Arkadaşlar neden P harfi kullanılıyor? Probability. İngilizcesi sevgili arkadaşlar. Olasılık demektir. Probability. Hani probably derler ya. Perhaps. Perhaps. Belki öyle şarkıdan da hatırlayabilirsin. Probability'nin P'sini kullanırlar. Diyor ki A'nın olma olasılığıyla A'nın olmama olasılığı. Toplamı nedir? Arkadaşlar bir şeyin olma olasılığı %1 ise olmama olasılığı da %99'dur. Eğer %50 %50 ise %50 ise 50 olur. 40 ise 60 olur. Dikkat edersen hep 1'e tamamlar arkadaşlar. Bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı her zaman 1'dir arkadaşlar. Aa hemen karşıya yazmışlar zaten. He. Bunun Türkçesi bu. Eğer bunu şematik göstermek istersen de sevgili arkadaşım şöyle yaparsın. Bak bu bir A olayıdır. Olma olasılığı budur. Olmama olasılığı şu dışarısı da 1'dir. Olma olasılığı 1 bölü 25 ise olmaması da 24 bölü 25'tir. Topladığında 1'i bulursun. Yüzde olarak da söylenir. %100 dediğin şey de şudur sevgili arkadaşım. Bak %100. Oku bana bunu %100. Böl 1'dir. Eğimde de aynı şeyleri konuşuruz. Onu ileride karşılaşınca konuşuruz. 8. 9 ne demiş? 12 faktöriyel. Ha, bu biraz işlem yapmamı istiyor. Kaç basamaklı sayı? Hocam efendim ya ben bunu nasıl hesaplayacağım? Arkadaşlar korkmayın. Bak siz aslında o asal sayılar falan öğrendiniz ya. Asal sayıları falan sırf bu yüzden öğrendiniz. Şimdi neler oluyor bitiyor görelim. Bu 12 faktöriyel dediğin şey 3 çarpı 4 değil mi? Yani 3 çarpı 2 çarpı 2. 11 budur. Bak geriye doğru sayıyorum. 10 dediğin şey 5 çarpı 2'dir. 9 dediğin şey 3 çarpı 3'tür. Hocam ne yapıyorsun? Güzel güzel görelim diye yapıyorum. 9'u yazdım. 8 dediğin şey budur arkadaşım. Asal sayıları sayısını sen bu yüzden o konuyu bu yüzden öğrendin. 8, 7 budur. 6 budur. 5 budur. 4 budur. 3 budur. Sevgili 2'ye yer kalmadı o da budur. Bölü 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 budur. Sonunda ne göreceğim biliyor musunuz? Fark ediyorsanız arkadaşlar 2 çarpı 5'ler hep 10 tamamlayacak. Onları göreceğim.
Çarpı 7 çarpı 11. Şimdi vedalaşma zamanı. Herkes çarpım halinde. 11 sen biraz kılçıklık yaratıyordun zaten, vedalaş. 7 de biraz enteresan sayıdır. Asal sayı ya bak, sadeleştirdin. Şimdi yukarıda 5 tane 3'ü de yolla. 1, 2, 3, 4, 5. Ortalıkta 5, 3 diye bir şey kalmadı. E sevgili arkadaşlar, yukarıda bak ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. 2 üzeri 10. 10 tane 2 kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne kaldı? 2 tane de 5 kaldı. 5 üzeri 2. Sevgili arkadaşlar, işte sen bu arkadaşı şöyle yazarsın. 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 2. 2 üzeri 10'a. Bu arkadaş da 5 üzeri 2. Neden böyle yazdım? Çünkü bu arkadaşı ayrıca yazacağım. Çarpı bak, üstler aynı şimdi. 2 çarpı 5 10 ya. Bu arkadaş da 10'un ikinci kuvvetidir. Bu durumda şu sevgili 2 üzeri 8 nedir arkadaşlar? 2 üzeri 5 32 idi. 64 6 128 7 256 da arkadaşlar 2 üzeri 8'dir. 256 çarpı 10 üzeri 2. 1, 2. Şimdi say bana kaç basamaklı? 1, 2, 3, 4, 5. Haydi geçmiş olsun arkadaşlar. 9'a da ne dedik? F, F. 5 basamaklı bak. F'de gördüm. 5. Burada sana şair şunu anlatmaya çalışmış. 10 sayısını 10 sayısını 2 çarpı 5 ile bulursun. Başka 2 sayının çarpımı olarak bulamazsın arkadaşın. Bunun permütasyonla kombinasyonla ne alakası var diyebilirsiniz. Faktöriyeli göstermiş. Faktöriyeli işlerken de sayıları böyle görmenin faydasını sana anlatmış. Evet. Birlikte atılan 2 zar ve 3 adet paranın örnek uzayın eleman sayısı nedir? Sevgili arkadaşlar, olasılığıma bakacağım. 2 adet zarı attığımda 1'den 6'ya kadar var. Diğeri de 1'den 6'ya kadar olabilir. 2 zarın arkadaşlar 6 çarpı 6 36 farklı durumu vardır. Her bir bu durum için, her bir bu durum için 3 adet de parayı attın. Arkadaşlar parada da yazı tura yazı tura var. 2 üzeri 3 8 değişik durumun olur. Değil mi? Çarpı 8 dersin. Yani 36 ile 8'i bir güzel çarparsın. 8 4 kere var. 24 288. Aa, bunu da hemen yukarıya yazmışlar. İyi de buraya yapıştırırsın. Evet sevgili arkadaşlar, yine güzel bir test olmuş. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.